belirken ilk geldiği maçı özellikle iç sahadaki maçlarını Konyaspor'un kazanması lazım. Kim o? Rakibin kim olduğu çok fazla önemli bu saatten sonra. Konyaspor deplasmanda ne alırsa ama iç sahadaki maçlarını kesinlikle 3 puanla geçmek evet. zorunda. Yani rakibe Göztepe bakmadan. Göztepe maçı çok belirleyici olacak sanki. Abi yani şöyle. Için çok önemli. Konyaspor taraftarları da bir kampanya başlattılar. Herkesi tribüne davet ediyorlar muhtemelen. Gelmesi bayağı lazım. Kalabalık gitmesi olacak o maç yani. Onu söyleyeyim ama yani. Konya'nın Büyükşehir Belediye Stadı bir 35-40 bine oynayacak gibi. Konyaspor'un 5 maçlık sarmalı da çok enteresan yalnız. Yani önce Göztepe ile oynuyor. Göztepe'yi evet, içeride ağırlayacak. Sonra Kayseri Spor deplasmanına gidiyor. Belki Kayseri son maçına çıkacak. Bence Kayseri belirleyici olur. Yani belirleyici olur. Sonra Kasımpaşa ile oynayacak. Bu da belirleyici maçlardan birisi. Hep rakipleriyle oynuyor. Yani şu 3 maçta 6 puan bence Konyaspor aşağıya ilişkini keser gibi geliyor bana bilmiyorum. 6'yı alırsa tabii. Bak 6 puan 3 maçta 6 puan. Ama ben ilk maç önemli dedim. İç saha maçı. Evet. İç saha maçını kazanıp taraftarla da barışması lazım. Hani Konyaspor takımını evet. bence taraftarlarını biraz sevindirmesi lazım. Yani, oyuncuların. Mutlaka. Naçizane bir Konyaspor taraftarı olarak o kulübün tribünlerinden çıkmış buralara gelmiş biri olarak... Aykut Kocaman muazzam o kulübün tarihini adını altın harfler evet, yazdırdı. Evet. Kimse silemez. Sonrasında yapılabilecek en iyi teknik adam tercihiydi Bülent Korkmaz. Bence en de. İyi tercihti. Hani bir ikincisini yerine koyamıyorum çok fazla. Ya da koyacağım hocalar diğer bir takımlarda. Zaman da geldi Bülent Mustafa. Hoca'ya çok güveniyorum. Bence çok doğru evet. bir seçim yaptı Konyaspor'un yönetimi. O anlamda da tebrik edeyim biliyorsunuz yani 25 cevap sarama hocalarımız çok fazla olduğu evet. için. Doğru. Konyaspor tarihinde unutamadığın oyuncu kim Mustafa? Yabancı bir oyuncu söyle abi böyle hani. Neka. Neka değil mi? Neka. Abi müthiş oynadım oyuncu. Beraber. Neka ile oynadın sen de. Ankara Spor'a geldi. Geldi. Bize geldi. Mehmet Yılmaz'a asist yapmışlığı var. Goş oynuşluğu var. Neka müthiş çok iyi oyuncu abi ya. Evet. Acayip bir oyuncu. Bak çok iyi noktadan yakaladın. Evet. Sen de hemen bildin. Ben Neka diyecektim çünkü yani. Ben de Neka diyecektim. Çok zeki bir oyuncu. Yani büyük takım oyuncusu öyle söyleyeyim. Büyük takım oyuncusu. Ben Portekiz'den geldim de şaşırmıştık biz zaten. Çok nasıl kaliteli oyuncu. Batista, Neka aynı kadroda. Evet. Washington vardı forvet hatırlarsınız. Aynen. Veysel doğru. Hoca doğru. yine o takımın santraforunda olan isimlerden biriydi. Denizli Veysel abi. Tabii. Veysel Cihan. Veysel Cihan. Oynamadığımız da Silva beraber. Vardı yine o takımda. Hücumcu. Enteresan bir kadroydu. Nereden nereye geldik? Peki 14 Şubat Sevgililer Günü'ne girdik ve kulüplerimiz de paylaşım yapmışlar. Alfabetik sırayla giderek ilk olarak Fenerbahçe'nin Sevgililer Günü paylaşımını izleyelim. Bakalım neler paylaşmışlar. Mehmet Yılmaz'dan fazlası olduğu kesin. Enfes Fenerbahçe Kulübü'nün Sevgililer Günü paylaşımı. İyi bir taraftar için kulüp herhalde... Şimdiden sorayım abi bana bir şey Galatasaray'ın tanıtımında Only You şeyi var mı? Bayrağı var mı? Deportivo La Coruña maçında açılan pankart var mı filminde? Hep beraber izleyelim. Peki. Sadece sen. Only You. Aşık olmak için dokunmak, koklamak, duymak, görmek gerekir mi? Hangi duyu ve duyulardır kalp atışlarını hızlandıran? Mesela rakip ceza sahasına koşan sol kanadı görmek midir? Taraftarın atağa çıkan takımı iten, yükselen sesini duymak mıdır? Yanan meşalelerin kokusu mudur? Hangisidir kalplerin güm güm atmasına sebep olan? Ben bu aşkı yaşıyorum. Belki de milyonlarca Galatasaraylı gibi bu renkleri hayatımın merkezine koydum. Fakat o milyonlarcasından ufak bir farkım var. Ben Galatasaray'ı görmeden seviyorum. Galatasaray Kulübü evet. de... Murat Ulusan kardeşimiz. Evet, gerçek sevgi. Gerçek sevgi, Murat Ulusan kardeşimiz.
bütün kardeşlerimizin, bütün takımlara gönül veren kardeşlerimizin gönlü bol olsun böyle yeter ki. Galatasaray taraftarının söylediği Nevizade şarkısında da giden her sevgilinin ardından bize kalan sadece Galatasaray. Hı-hı. Sevgililer gelir geçer. Kulüp kalıyor. Kendinizi bozmayın beyler marşı değil mi? Ama öyledir. Yani sevgililer gelir geçer abi. Senin gönül verdiğin kulüp kalır. Ya bak değiştiremeyeceğin tek şey kulüp sevgindir abi. Bunu unut. Bir kere daha söyleyeceğim. Eşinle bozuşabilirsin. Hayat görüşün her şey ters bir şey ters gidebilir. Ama değiştiremeyeceğin tek şey gönül verdiğin kulübündür abi. Sen şimdi Trabzonspor'u değiştirebilir misin? Tabii ki değiştirebilirim. Yani. Sen Konyaspor'u değiştirebilir misin? Tabii. İmkansız. Soru bile abi. İnsanı bir gıcık ediyor değil mi? İmkansız. İmkansız yani. İmkansız. O yüzden. Murat Ulusan kardeşimize de selamlar, sevgiler. Evet, buradan. Selamlar. Evet, Galatasaray tribünlerinde maçlara geliyor ve çok güzel. Babası mıydı maçları kendisine anlatan? Galiba öyle bir galiba, detay var. Çok bilgi sahibi değil o konuda. Abisi de olabilir. O konuda yanıltıcı olmayayım. Evet. Peki Galatasaray Kulübü de böyle sevgililer gününü kutlamış. Biz de işin bu tarafına baktık. Devam edelim. Necati Gözcü, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ü unutuyoruz demiş. Aslında unutmuyoruz da. Oynamaya başlasın bir daha. Oynamaya başlayacak. Evet. Sağlıklı, sıhhatli dönsün. Üzücü olan tarafı bu yıl Abdülkadir için kayıp yıl oldu. Aslında çok hani transferin son günü, hatta isim olarak da takım kimse vermiyor mu? Monaco. Monaco transferin son günü 20 ya da 22 milyon euroluk bir teklifi vardı. Evet. Yani net olarak bunu söyleyeyim ben, çok net olarak biliyorum. Ama tabii kulüp vermedi. Şanssızlık, çok büyük bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlığın aynısını ben geçirdiğim için oyuncuyu çok iyi anlayabiliyorum. Zaten de görüştüm de kendisinden. Bu sene şöyle bir durum var. Kadroya girer ama hani yavaş yavaş 5 dakika, doğru, 10 dakika. Yani Abdülkadir'den çok fazla bir şey beklemeyeceksin. Çünkü bu sakatlıktan sonra bunun bir toparlama süreci var. Bir korku var. O korkuyu atlatma süreci var. O süreçte zaten biraz etkisiz oynuyorsun. Kötü oynuyorsun. Çünkü yeniden sakatlanma riski olabilir diye kendini, özgüven eksikliği öyle söyleyeyim ben, biraz da korkuyorsun sakatlanırım diye. Trabzonspor için çok büyük bir değer. İnşallah kadroda bu 7-8 hafta sonra ufak ufak görmeye başlarız. Çünkü antrenmanlara çıkıyor yani, fizyoterapi eşliğinde fizik tedavi tabii ki çalışıyor, sürekli ayağını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Almanya'ya gidiyor, doktor orada, ameliyat da orada geçirdi. Tabii ki Trabzonspor için çok büyük bir değer, Türk futbolu için çok büyük bir değer. Yeni sezonda artık Abdülkadir'i inşallah güzel şekilde izleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Peki Abdullah Yadigar, Sörloth'a verilen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Abi Sörloth'a verilen ceza hakkında kişiler üstünden, oyuncu ve cezalar ve karşılaştırmalar üstünden gitmeyi bırakalım. Bence daha önce kendi adıma defalarca dile getirdiğim bir şey vardı. Türkiye yani TFF'nin içindeki kadrolar da profesyonelleşmeli. Her gelen TFF başkanı kendi profesyonel futbol disiplin kuruluyla kendi tahkim kurulunu seçmemeli. Türkiye Futbol Federasyonu içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile Tahkim Kurulu niçin 10 sene boyunca sadece spor hukukçularından oluşmalı ve bunlar TFF'nin maaşlı adamı olmalı? Şu şekilde. Çünkü onlar geçmişte verdikleri cezayı bilirler ve ondan sonra buna göre emsal teşkil ederek bu sebepten bunun cezası da bu cevabını verebilirler herkese. Şimdi bakıyorsun birisi yine tahrik edici bir hareketle karşılaşmış, istenmeyen bir hareket yapmış. Yani kusurlu bir harekette bulunmuş, bir maç ceza almış. Bir tanesi çok benzer bir hareket yapmış, ona başka bir sınırdan başka bir ceza verilmiş. Yani bu yıllar önce ben Barcelona TV'yi izlerken Barcelona'nın doktoruyla konuşuyorlar Barça TV'de. İşte neler yapıyorsunuz, hani bir kurumsal hafıza nedir diyor. Adam Xavi'nin dosyasını çıkarttı. Xavi'nin dosyasında şöyle yazıyor: 14 yaşında geçirmiş olduğu sakatlık nasıl müdahale edildi? Sonra diyor ki Xavi 21-22 yaşında da aynı sakatla yaşadığı zaman biz ilk önce müdahaleyi nereye yaptık, ne yaptığımızı biliyoruz dedi. Şimdi bunu alın Türkiye Futbol Federasyonu'na, Tahkim Kurulu ve PFDK'ya verleyin. Bu ülkede o kadar fazla spor hukukçusu var. Belirli zaman dilimlerinde bütün özellikle spor kanalları, biz de dahil olmak üzere görüşlerine başvuruyoruz. Bize görüşlerini aktarıyorlar. Bu insanların, spor hukukçularının çok doğru bir elekten, süzgeçten geçirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 yıllık, 15 yıllık kadrolu elemanları olması gerekiyor. Ki 2004 yılında bir tane PFDK kendi kendine bir şey yapmış, kendi çalmış, kendi oynamış, bir ceza vermiş. 2 sene sonra başka bir tahkim kurulu gelmiş, aynı benzer cezadan kendi önüne gelen dosyayı bozmuş, kendi kendine çalmış, kendi kendine oynamış. Yani bizim öncelikle oradaki insanların kalıcı olmasını sağlamamız gerekiyor. Madem özel bir federasyonsunuz, bu işi de yapabilirsiniz. Yani
Özerk izliyorsunuz federasyon olarak ama gidip işte evet oradan şimdi iki Fenerbahçe'yi alırsak buraya da üç tane Galatasaraylı, iki tane de Trabzonlu'yu şuraya alırsak buraya da dört tane Beşiktaşlı falan gibi saçma sapan matematik hesaplarından da kurtularak tamamen profesyonel bir kadroyla bunu yapabilirsiniz. Çünkü Sörlot olayında o kadar çok benzer olay vereceğiz ki ben diyeceğim ki aynı çok hareketi yapan kişi üç maç ceza aldı ama o esnada Mehmet diyecek ki burada ben bir taraftarım, Mehmet de bir taraftar, yanlış anlamayın. O da diyecek ki ama diyecek sen böyle diyorsun ama burada da bir maç ceza almış diyecek. Bu işin içinden biz nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. Çıkamıyoruz. Şimdi evet. O Sörlot o hareketi yapan Bayano mıydı? O oyuncu oynuyor. Fabrizio. O oyuncu mesela şu an ceza almadı, evet. Oynamıyor. Yasim hani bunu hani sevk ediyorsun, o zaman onu da sevk, evet, edeceksin. Bundan önce hani dirsek attığı zaman hadi hakem yakalayamadı önceden, hı, sevk ediyordu. Evet. İki maç, üç maç ceza alıyordu. O oyuncu niye o zaman sevk etmiyorsun? Tabii. Ya bunda raporda bunu nasıl yazmıyorsun o zaman? Ya sadece ben bu hakem üzerinden demiyorum. Bundan sonra genel, da olacaksa böyle bir şey yani. Işte. Bir oyuncuyu sen attırıyorsun, tamam. Ama öteki oyuncu hiçbir şey yapmadı. O bu hafta maçında oynayacak. Evet. Böyle bir adaletsizlik var yani, mı? Yok. Yani özel kurumsal kendi kadrolaşmanı, evet, yapacaksın. Spor hukukçularından hatta diyeceksin ki 10 yıllık seninle sözleşme yapıyorum. Buradan ayrılırsan bana şu kadar ceza ödemek zorundasın. Tazminat ödemek zorundasın diye. O adam da oradan ayrılamayacağını bilecek. Anketimiz var. Genç şeyler için de geçerli. Genç, evet, milli takımlar sorumluları için de geçerli yani. Tabii yani kulüp bulana kadar ya, yok, milli takım çalıştırayım, kulüp bulursam giderim abi mantığından da vazgeçmek gerekiyor. Anketimiz var, anketimize bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda artık 4 takım var, yarı finalistler belli oldu. Anketimiz de ekrana gelecek şimdi, arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Kim kazanır? Soru basit ve net. oylayabiliyorsunuz Aspor'un Twitter hesabından, yani karmaşık bir soru değil. Aytemiz Alanya Spor %11.9 şu anda yeni başladı, onu söyleyelim. Antalya Spor %4.7, Fenerbahçe %23.8, Trabzon Spor %59.6 şeklinde, değil mi? Benim rakamlarım eski mi kaldı? Ona bakayım. Bu anket sistemimizi görmüyorum ben. Ekrandan da görmüyorum genelde. Alttaki takımları da görmediğim için buradan okumaya çalışıyorum. Abi, ilk takım Trabzonspor %10. İkinci takım Fenerbahçe. İlk takım Alanyaspor. Hayır. En dipte %65. Yok ben teşekkür ederim. Ben renge göre gidilmesi gerektiği düşündüm hani. Yok, bordoya mı benzer falan. Sarı olan, en fazla olan Trabzonspor %65. Öyle mi? Fenerbahçe %20, ben tersten geliyorum. Eyvallah. %2 Antalya Spor, %10 Alanya Spor. Ben tersten geldim. Yani 10, 2, 23, 65. 65. Ben de şöyle diyeyim, yanlış anlaşılmasın. Tabii çok şey geçebilir üstünden ama Antalya Spor'un ligde kalma mücadelesi verdiği şu noktada ben Alanya Spor'un rakibi kim olacak Trabzonspor Fenerbahçe eşleşmesinden diye bakıyorum. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Yani Ilgaz'a katılıyorum ben. Burada Fenerbahçe erken final Trabzon-Fenerbahçe maçı. Erken, peki, final. Haftanın maç programını arkadaşlarımızdan bir kez daha rica edeceğim. Orada diğer maçları da, haftanın maçlarıyla ilgili kısa kısa yorumlarınızı rica edeceğiz. Ardından Bundesliga, La Liga, Serie A, Lig 1 şöyle puan durumu ve maçlar ne durumdaydı orası bakacağız. Yükatel Denizli Spor, HES Kablo Kayseri Spor. Ne olur? Denizli Spor. Denizli Spor diyor Ilgaz Çınar. Ben de Denizli Spor. Denizli Spor diyor Mehmet Yılmaz. İttifak Holding, Konya Spor, Göztepe. Ilgaz Çınar. Beraberlik. Beraberlik. Mehmet Yılmaz. Beraberlik. Ankara Gücü, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe diyor. Yani Ankara Gücü bilinmez ama. Var bende de aslında o şey var. Sıkıntı ama var. Ama ben de Fenerbahçe diyorum. Çünkü 5 puan kaybetti 2 haftada. Bu arada Geri Rodriguez'e de çok geçmiş olsun. 2-3 hafta oynayamayacakmış galiba. O sıkıntı. Geri Rodriguez. Evet, geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aytemiz Alanya Spor, Gençler Birliği. Alanya Spor. Alanya. Alanya Spor. İksa. Trabzon Spor. Ben bir acaba koyuyorum buraya Gençler Birliği. Şey mi? Gençler Birliği sürpriz yapabilir diyorsun, bir puan. 6 gün, 7 gün içinde içeride Galatasaray. Deplasmanda Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray. Evet. İçeriye dönüyorsunuz, Gençler Birliği ile oynayacaksınız. Çok kolay olur mu o kadar? Bilemiyorum, yine siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Alanya kazanırım. Estağfurullah hocam. İçeride. Ben o fiksür noktasında hiç yaklaşmamıştım. Ama Gençler Birliği puan alırsa yemek yerim sizden. Tamam. Trabzonspor, Demir Grup, Sivas Spor. Ben Trabzonspor kazanır diyorum. Trabzonspor kazanır diyorum Mehmet Yılmaz. Ben de berabere biter diyorum. Berabere biter. Yani şu yüzden Trabzonspor'un oynama ezberi bozuldu Sherlock'un yokluğunda. Tabii ama
ben yine şöyle Sivasspor'un şimdi bugün de ne olursa olsun hani bir demoralize yani kupadan da elenmek ne olursa olsun takımı şimdi bir kötü bir gidişatı var. İstediğiniz kadar iyi oynayın ama doğru skorlara mi bakıldığı zaman kötü bir gidişatı doğru var. Doğru. Beşiktaş maçından sonra beş şey maç, yok değil mi? 5 maçtır kazanamıyorlar. Kazanamıyor değil mi? Bakıldığı zaman. Trabzonspor diyorum ben. Ben Trabzonspor kazanıyor diyorum. Evet. Trabzonspor diyorsun. Evet. Bu maçta da çok efor sarf ettiler. Çoğu oyuncusu da oynadı. Carlo oynadı. Doğru, doğru. Bence. Trabzonspor komple zaten rotasyonlu kadroyla çıktı maça. Doğru. Şu tarafa bir döndüm tekrar buraya döndüm. Uygar Şınar beraberlikten Trabzonspor kazanana döndüm. Ben çevirdim onu. Evet, tebrik ediyorum. Peki, tebrik ediyorum derken hak edenin kazanacağı bir tabii, mücadele tabii. Uzun onu da söyleyeyim. Bazen tabii. Esprilerimizi de açıklamak zorunda kalıyoruz. Tabii, maalesef espriyle en büyük acı da bu zaten yani. Evet. Galatasaray, BTC Türk, yeri Malatyaspor. Galatasaray. Galatasaray. Mehmet yani Galatasaray kazanır. Galatasaray. Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor. Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü. Ben de bu maça şey diyorum. Gaziantep takım içeride çok iyi oynuyor. Çok da gol buluyor ama ben bu maça beraberlik diyorum ya. Beraberlik. Beraberlik diyorsun. Diyorum. Antalya Spor Kasımpaşa. Abi evet şey sponsorun ismi çok zor. Benim de ilk etapta aklıma gelmiyor. Antalya Spor kazanır. Antalya Spor. Şu oyundan kupada gördüğüm hücum attı özellikle ki podosu evet. Falan yoktu. Ben Antalya Spor kazanır ki o stoper olarak Kordaya Şef var ya onu ikinci bana göre çok iyi oyuncu. Bak mesela çok unutulmuş bir oyuncu. Çoğu evet. Büyük takım Başakşehir'de bana göre klişenin yokluğunda çok iyi oynadı. Evet. O bence büyük takımlarda ve sol bekte çok rahat oynayacak bir oyuncu. Yaşı 32 ama bugün de geldim oyuna girdikten sonra müthişti. Sağlam oyuncudur. Yani Fenerbahçe'de olsa çok şey değiştirir. Yani stoper, öyle diyelim. Stoper yani. Oynat, sol bek oynat. Muazzam. Aranızdaki muhabbete bayılıyorum. Gol krallığı ne alemde? Hatırlayalım mı? Bence hatırlıyorum. Süper Lig'de gol krallığı yarışı. Zirvedeki isim? Sörlot. İki oyuncu aynı gol sayısında. Sisse'yle, Papi Sisse'yle. Evet. Sörlot, Papi Sisse. Yavuç maalesef Sörlot'un sus işaretiyle vermiş arkadaşlarımız. Üçüncü Yavuç, dördüncü Muriç, 12 golleri evet. Var oyuncuların. Stanko 11, Enzo Crivelli, Mustafa Yatabare 9. Vakame, Burak Yılmaz, Kayode 8 olarak sıralanıyor. Yatabare 10 olabilir ama. Sanki ben öyle biliyorum. Yatabare 10 gol 4 asist diye biliyorum ben. Olabilir. Ben öyle kalmış hafızamda. Ki özellikle bugün hani Ziraat Türkiye Kupası maçında da söyledi. Şey mi acaba? Birisine olabilir. Çarpan yani topu Yatabare bir yani taraf öyle mi yazdı? Kalmış orada söylemiş. Yani Aykut İnce orada söyledi. 10 gol 4 asist. Belki orada bir şey olabilir. TFF'nin sitesinde o zaman tamam. Bu şekilde. Sörlot sisi arasında yarış gidecek oynamayacak gibi duruyor. Oynamayacak tabii Sörlot. Şimdi bir maç oynamayacak bu hafta. Sivas bu hafta yok. Maçında yok. Evet. Yani sisi onu geçebilir. Ama yarış bu ikili arasında gidecek gibi duruyor. Bence de bu ikisi arasında geçer. Öyle. Hani girerse kim girer? Muriç girer. Muriç girer. Yavuç'un sakatlığı var. Yavuç'un sakatlığı var. Oyun sakatlık olmasa biraz daha yukarıya evet, giderdi evet. Diye tahmin ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi evet. İletelim. Gol krallığı bu şekilde. Asist krallığında durum nedir bakalım Süper Lig'de. Caner Erkin 9, Edin Visca 9, Ömer Bayram 8, Adem Laiç 6, Kandeyaş 6. Gençler bile değil mi? Gençler bile Kandeyaş. Daha önce Alanya Spor'daydı Kandeyaş'ta. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada etkili oldu. Evet, Gençler bir performans. Iyi. Sonra İskoçya'ya gitti Kandeyaş. Orada bir toparladı sonra geldi iyi toparlayarak geldi yani. Evet asist krallığı bu. Asist krallığı yarışında şaşırtan isim kim? Ömer Bayram. Orada bence mevki olarak Caner Erkin'de var. Ama Caner şöyle çok önde oynadı. Vişçe'yi bir yazarsın evet. Burada. Her zaman olduğu gibi birinci evet. Normalde evet. Vişçe'yi yazarsın. Ama Caner'i de kesinlikle yazarsın o ilk iki üçün içine. Ben üçün aslında içine Adem'in buradaki sayısı Burak Yılmaz'ın gol krallığındaki sayısıyla da paralel. Doğru. Yani Adem asistini arttıracak ki daha fazla Burak da gollerini arttırsın. Adem de bu sene işte geçen yıl gibi değil. Hiç iyi başlayamadı. Peki yani gol krallığı listesinde hiç Galatasaraylı oyuncu var mıydı? Yok. Ömer Bayram'ın yaptığı iş daha önemli bence. Doğru. 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 Kime yaptın? Yani kim ne yaptın abi? Ne oldu? Galatasaray'da sürekli o oynamadı ki. Yani bir Adem oynuyordu, bir Falco oynuyordu, sakatlanıyor. Evet. Şey, Andone oynadı. Evet. Yani nokta bir santrafı yakalayamadı ki Galatasaray'a takımı. Şu anda Adem 5 golü aldı götürdü. Babel'in 5 golü vardı evet. Işte. Peki, Avrupa liglerine hızlı bir şekilde bakalım. Haftanın programlarına bakacağız. Her ligde haftanın maçını seçecek Mehmet Yılmaz ve Ilgaz Şınar. Nereden başlıyoruz? Premier Lig'den mi başlıyoruz? Arkadaşlarımız bana söyleyecek. Puan tablosuna da çok hızlı bir şekilde bakacağız. Madem yeni haftaya giriyoruz, hı hı. Cuma'dan itibaren yangın gibi maçlar var. Her ligde müthiş karşılaşmalar var. Zaman yetmez, ömür yetmez. Premier Lig'de 26. haftanın oynanan maçları var, oynanacak maçları var. Wolverhampton, Leicester City karşı karşıya geliyor. Southampton, Burnley maçı var.
Aston Villa, Tottenham, Norwich City, Liverpool ve Chelsea United. Sen hangi maçı izlerdin Mehmet buradan? Ya ben burada Liverpool'u izlerim ya. Ha. Aşağıda tabii Chelsea, Manchester United var. Evet. Ben de Wolverhampton-Leicester City maçını izlerim. O maç berabere bitecek. Benim için o da olur. Evet. Ama güzel maç olacak. İyi maç olur. Wolverhampton-Leicester maçı yani... Tamam, Çağlar'ı mı izleyeceğiz? Tabii Liverpool Norwich'le oynuyor eyvallah ama Norwich zaten o muazzam başlangıçtan sonra sıkıntıya girdi. Teamu Pukki de biraz durdu. Evet Chelsea Manchester United ama yani Manchester United keyif vermiyor. Wolverhampton Leicester futbol anlamında bana keyif veriyor yani. Ama isminden dolayı yani Chelsea'den var ya eyvallah. Ben Chelsea Manchester United maçını izlerim. Puan tablosuna da bakalım Premier Lig'de işler nasıl gidiyormuş? 26. hafta itibariyle abi, elbette Sheffield United ya. Maç eksiği olan takımlar da var ama bakıyoruz. Liverpool 73 puanla zirvede. Manchester City 51 puanla ikinci. Leicester City 3. sırada puan 49. Chelsea 41 puanla 4. Sheffield United 5. sırada 39 puanla. Evet. Chris Wilder 3. savunma. Çok proaktif bir savunma kurgusu. Yani Sheffield United'ın gelip de ligden, Championship'ten 5. sıraya şu haftada oturabileceğini kim tahmin edebiliriz abi? Muazzam. Kendi hikayesini yazıyor adam ya. Arsenal kaçıncı bak. Tabii. Şuraya girmiş. Kendi hikayesini yazıyor resmen net. Yani. Chris Wilder evet. Tottenham 37 puanlı 6. Everton'da kalmıştık. Bir daha bir tarafa geçelim. Ilgaçlılar düzenimizi bozdu.